Selamünaleyküm dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün pazartesiyi salıya bağlayan gece, şu an dışarıdan davul sesleri geliyor. Arkadaşlar sahur vakti. Biz civcivlerimizi çıkaracağız. İstanbul'daydım. Biraz geç geldim. Artık civcivlerimizin 21. günü tamamlandı. 22. günün ortalarındalar arkadaşlar. Her zaman biz 21. günü tamamlıyoruz. 22. günde alıyoruz civcivlerimizi. Bunu ısrarla herkese tavsiye ediyorum. Şimdi dostlar bakın, ısıtıcı lambamız da devrede. 33 dereceye ayarladık ortamı. Yerde şöyle mısır unum var. Bu kendi bizim ektiğimiz Karadeniz tohumu, mısırdan. Mısır unu. İlk gün bunu yesin istiyorum hayvanlar. Çünkü dışkılarını çok kolay yapıyor. Yine bizim pekmezli sularımız. Bunu şekerli su da verebilirsiniz dostlar. Ortam hazır. Halı kaydırmazımız. Dezenfekte ettik, temizledik. Bu en alt katı. Şimdi bu yeni çıkacak civcivlerimizi ayırdık. Şimdi kameramı sabitleyeceğim. Yine yalnızım gece olduğu için. Kameramı sabitleyeyim. Birer birer saymaya başlayalım. Bakalım ne civcivlerimiz var, kaç tane var. Bize nasıl bir Ramazan sürprizi yaptılar. Evet dostlar, ilk tepsiyi aldım. Kameramı ayarladım. Şöyle başlayalım. Bakın burada 2. Hep mavici ağırlıklı birkaç tane rahibe fidan görüyorum. Bakın sakallar yine muhteşem. Şöyle bir netleştirsin. Maşallah esirgemeyelim dostlar. 3. Bugün doğru saymaya özen göstereceğim. 5. 7. 9. 11. 13. 14. Evet. Bakın bir tane ayrık ayak da değil. Bir koyacağım bakayım. Evet. Yok. 15. 17. 19. 21. Şunu da gösterelim dostlar. Bakın bu ayak şöyle yarısı siyah geliyor. Sonra bu kaplıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Kaç demiştik? Özen göstereceğiz dedik. Çünkü bir arkadaşımız ayaklar sarı, parmaklar sarı diye bir yorum gelmişti. Bakın dostlar bu böyle saracak inşallah. Şöyle simsiyah olacak. Şöyle hızlıca bir sayayım. Sayıları karıştırmayacağım dedim. 3, 5, 7, 11, 13, 15, 18, 21'miş. 21, 23, 24, 25... Mavici misin? 26. Bakın dostlar çok çok iyi ya. 27. 28. 29. Sıplaşlarımız var bayağı. 30. Anam Japonez nereye gidiyorsun? 31. 32. 33. 34. 35. Kafa içeride. Bakın kafayı sokmuş içeri. Maşallah sana. 36. 37. 38. 39. 40 ama bunun ayakta bir sıkıntı var arkadaşlar. Bakın bu bir ayağı sıkıntılı arkadaşlar bunun. Bir ayağı yan çekiyor. Buna lastik yapacağız. Bardak bunu kurtarmaz. Şöyle göstereyim. Bakın şu ayağı hayvanın olması gerektiği gibi değil. 41 dedik. 41'de kaldık. 41 tane Amerikanomuz var. Şu iki tane Japonezimizi atalım. Bakın şu canlara bakın arkadaşlar. Maşallah. Ufacıklar. Ben Japonezleri çok seviyorum. 43. Şu rahibe fizanımız. 44. Bu ne acaba ya? Bu da cüce bir ırk. Yani Japonizin diğer renkleri olabilir dostlar. Şöyle 45. Bakalım ne var burada çıkmayan? Yok mu derken? Aha böyle tutunca. Evet yuvarladık da. Bakın dostlar. Çatlak var mı? Yok. 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 Ne işin var aşağıda? Sen gir içeri.
Dostlar şöyle 3 tane. Evet. 3 tane çıkmayan mavimiz var. Bunları şöyle ayrı ayrı koyacağım. Çıkmayanları bir gün daha bekletiyoruz biliyorsunuz. Şöyle koyayım. Diğer tepsimize geçelim. Burası 45'ti yanlış hatırlamıyorsam. Ben önceden hobi makine kullanırken dostlar, hele bir seferi hatırlıyorum, deli olmuştum. Şöyle bir kontrol edeyim sepetimiz nasıl görünüyor. Az daha ileri alayım. Şöyle tam görünsün. 108 tane yumurtadan 13 tane çıkardığımı hatırlıyorum. Hobi kuluçkadan. Ya şu hangisi acaba ya? Arkadaşlar bu limon brakel olabilir mi? Yani küçük de bir ırk gibi duruyor. Şimdi şunlar brown ligorin. Pendik'ten aldığım yumurtalar. Şunlar bizim Isabel ligorinler. Bakın şöyle Isabellerimiz. Yani şu acaba bizim limon olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü farklı başka bir yumurta da yok. Şimdi burada çıkmayanlar da var. Bir bakarız kabuklardan, bir sayalım. 46, 47, 49, 51, 53, 55, ben sayıları muhtemelen yine karıştırdım da, 57, 59, şöyle 61, 63, bakın burada da var, şu Lakenwelder, şu Lakenwelder'imiz, bu net, ama acaba bu da mı Lakenwelder ya? Muhtemelen. 65 mi demiştik? 2 tane koyduk. 67. Şu rahibe fizan. 68. Brown ligorinler 2 tane. 70. 71. 72. 73. 74. 76. 78. Şöyle 80. O ne var senin sırtında? Bakın arkadaşlar, yumurtanın kabuğu yapışmış. Şöyle bunları böyle temizlerseniz diğer hayvanlar bunları uğraşmaz dostlar. Bunlar kalırsa diğer hayvanlar yem zannedip bunları yemeye çalışırken hayvana zarar verebiliyorlar. Dur seni kurtarmaya çalışıyorum diğer yaramazlardan. Şunu da aldık mı? Evet. Şurada bir kabuğun var senin. Kızma kızma, dur, sana yardım ediyorum ben ya. Evet. Kaçtı, şimdi gitti işte. Bakın bir tane gold brakelimiz. Bu limon da olabilir arkadaşlar. Bizim gold brakelden daha sarı bu. Yani şu limon brakel de olabilir. Limon brakel yumurtalarımız doluydu. Artık sayılara döner bakarız. Burada çok çıkmayan yumurta var. Bakalım neler var. Bunlar da yok. Şu ortadakiler. Ligorin, Isabel ligorin. Bir Isabel ligorin daha. Bunlar dışarıdan aldığımız yumurtalar arkadaşlar. Bir tane daha. 3. 4. Bunda da çatlak falan yok. 5. 6. 7. Sen nesin? Bunda da yok. 8. 9. Evet. 9 tane Isabel ligorin çıkmamış dostlar. 3 tane de brown ligorin var. Bunlar da Pendik'ten aldığım yumurtalar. Bunları da buraya koyuyorum. Ekstra bir gün veriyoruz bunlara da. Bakın mesela kendi yumurtalarımızdaki çıkmama oranıyla dışarıdakiler çok fark ediyor dostlar. Yani bu yumurtanın gelmesi... İşte burada bir tane daha varmış dostlar bu arada. Bunu çatlatmış. Çatlatmış. Canlı mı? Hemen bakalım. Yok maalesef. Bakın aslında kurutmuş da. Ama bu bağırsağını içeri alamamış. Bakın şöyle bağırsağı dışarıda biraz. Maalesef.
aslında bütün oluşum tamamlanmış. Ama bakın şu bağırsak bayağı dışarıda. Yani ya yumurtada bir sıkıntı oluyor ya dediğimiz gibi devamlı kardeş eşleşmesinden olabiliyor. Şimdi son tepsimizi alalım dostlar. Hayvanlarımız muhtemelen görüyorsunuz orada yemlenmeye ve su içmeye başladılar. Evet, son tepsimiz gelsin. Bakın hemen mısır ununa saldırdılar. Su içiyorlar. Gayet sağlıklı bir görüntü var orada. Anam. Evet, burada da yine bakın İzabel ligorinler var. Şöyle ayrı sayayım dostlar. 3, öbürün üzerine ekleriz. 6, 7. Ana burada yeni çıkanlar var. 9, 10. Bir tane daha Amerikano varmış. 11, 12. Bakın şu Japonez'in güzelliğine bakın dostlar. 13, rahibe pizanımız. 14, bir Japonez daha. 15, cice koşinimiz. Yerim ben seni ya. 16, 18. Bakın bu lakenvelderimiz. 19, 20, 21, 23, 25, 26, bir cüce koşin daha. 27, 2 Isabel, 29, üst üste çıkmayın. Bir rahibe, 30, Isabel, 31, bir Isabel daha, 32. Sen nesin, daha kuruyamamış mısın? Yok, kurumuşsun. 33, 34, 35. Arkadaşlar bunlar muhtemelen limon brakel. 36, 37. Evet evet, bunlar limon. Bakın dostlar, bizim gold brakeller kadar koyu değiller. Bunlar limon brakellerimiz. Koçum benim. Kafasında ufak bir sarılık var. Şöyle belli oluyor mu? Yine sayı gitti dostlar. Bakın bir mavici daha. Şimdi bunları tek tek sayıp ben kapağa yazacağım. 2, şöyle 3, diğer sayının üzerine ekleyeyim bari. Şunun sırtını yine temizleyelim. Bakın dostlar, şunları alırsanız hemen zaten gelecektir. Diğer hayvanlar bunlara zarar vermez. Şurada bakın, yumurtanın kabuğu yapışmış. Bakın bu brown ligorin. Bizim kendi anaçlarımızdan aldığımız brown ligorinler. 3 demiştik, 4 diyelim. Bu neymiş? Hatta bunun gözü açık ama şöyle bir şişlik var gözünde. Ne var gözünde senin? Böyle sarı bir civciv. Sapsarı. Bakın dostlar, kanat boyundan makinede ne kadar kaldığını anlayabilirsiniz. Bakın kanatları çıkmaya başladı. Şimdi burada iki tane yeni çıkmış var. Bakın böyle kuruyamamışlar daha. Şunların kabuğunu alayım. Şunları şu tepsiye atacağım. Buradaki çıkmayanlara bakalım. Bakın bu da limon brakel. Burada iki tane çıkıp kurumamış var. Burada çıkmayanlar var. Neymiş? Klasik Japonez. Bu Japonezlerde bu durum oluyor. Bakın bir klasik Japonez daha. Yani çıkan da çıkıyor. Ama böyle çıkamayan da oluyor. Yani Japonezlerde bunu yaşıyoruz. Bresselerde hakeza öyle. Bakın Bresse. Bir tane lakenvelder görüyorum. Lakenvelderlerden korkuyordum ben. Bu neymiş? Rahibe Fizan. Lakenvelderler dövsüz çıkacak diye korkuyordum ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı iyi. Anam bir tane limon brakel çıkamamış. Sesini dinledim ama dostlar ses yok. Bakıyorum başka. Başka da yok. Şükürler olsun. Yine bence
güzel bir çıkım oldu. Şöyle dolu olup da çıkamayan yumurtalarımızı yine dostlar her zamanki gibi sayalım. Oradaki sayıya şu 2'yi ekleriz. Şöyle 3, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 21 tane. 21 tane çıkamayanımız var. Bu çıkamayanlardan döllü dölsüz bilmiyorum. Yani ben bunları döllü diye arkadaşlar ayırdım. Yani o yüzden bunları başarısız yumurta olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bir fısfıs yapıyoruz. Sonra bunu kapatıyoruz yine. Ve makinamıza geri atıyoruz. Şimdi genelde 22. günden sonra çok fazla bir çıkım olmuyor dostlar. Bazen soruyorsunuz hani o koyduklarınızdan çıkan oldu mu diye. Bu arada makinamızı da gösterelim. Dostlar makinamız yine full. Bakın burası. Sadece şurada 2 tepsilik yerimiz var. Bir de 2 tepsilik şurada yerimiz var dostlar. Gerisi dolu makinamızın. Şöyle kapatalım makinamızı. Zaten suyumuz da bitti. Bakın şurada suyumuz çok azaldı. Bu arada nem nozülü geldi Burhan'a. Burhan onları ayarlıyor. Gönderecek bana. Bakın canlarımız burada. Bahsettiğim hayvan şu arkadaşlar. Şimdi bunun ayağını lastik benim yayınladığım ikinci videodur. Bakın bu hayvanda zaten bir kusur varmış. Mavici bu. Ağız yamukluğu da mı var? Yok. Yani şurada bir bağırsak durumu da varmış bu hayvanın ama bağırsağını çekmiş dostlar bakın. Ama ayak da ayağı geriye dönüyor farkındaysanız. Ayak bayağı geriye dönüyor. Buna şöyle bir su içirelim. Bu su içememiştir muhtemelen. Afiyet olsun. Hadi hadi sahur olacak. Ne yediniz yediniz ona göre. Bakın dostlar şunun güzelliğine bakın. Şirin baba ya. Bizim maviciler artık maşallah mükemmel çıkıyorlar. Yani ben nazar edeceğim diye korkuyorum. Bu arada dostlar bunların tamamı limon brakel. Bizim gold brakeller yukarıda var gösteririm. Gold brakellerden değiller. Zaten böyle bir sarılık da var şu arkadakilerde de görüyorum. Yani bizim bu ölen horozumuzun yumurtalarından. Bakın dostlar yani şu sakallar muazzam. Şöyle bir netleştirelim. Çok civciv tozu çok fazla dostlar. Şöyle hatta bir ışığa getireyim. Bakın kurban olurum ben seni verene. Yani böyle bir sakal şu kadarcık hayvanda muazzam. Ne var senin çenenin altında? Tüy yapışmış. Yani bu sakallı hayvanlar ilk çıktığında arkadaşlar böyle çok pofidik oluyor. Ondan sonra tabii buralardan su içtiklerinde ne oluyor? Yapışmalar oluyor sakallarda. Bilginiz olsun. Şimdi ışığı özellikle kapattım şu ışığı. Yani ortam şu an 33 derece olmamıştır. Videoda çok parlıyor diye kapattım dostlar. Şimdi onu devreye alacağım. Hayvanlarımızın durumu bu. Ama siz öyle birbirinizi oraya sokarsanız olmaz. Çıkın bakayım. Islanıyorsunuz sonra. Sen niye ayaklı değilsin? Aha, bir tane de ayrı kayak. Bakın bu ayrı kayak işte. Bunun tedavisi çok kolay. Bakın bir ayrı kayağımız var. Bir ayağı ayrık bunun. Bu yana açıyor. Bu ayağı benim yayınladığım ikinci videodaki gibi şöyle bir pipet yapacağız. Şimdi ilk başta zaten şeye koyuyoruz. Ne derler ona? Bardağa koyuyoruz dostlar. Ondan sonra olmazsa pipet yapıyoruz. Bakın şu Japon cüce koşinimiz. Bizim gruptan sonra biliyorsunuz yumurtayı kesmişlerdi. İki tane cüce koşin yumurtası vardı. İkisi de çıkmış maşallah. Öbürü de şurada. Bakın onun siyahı daha az. Öbürünün daha bol. Ama tabii bunlar büyüdükçe. Şurada da mı var ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet bakın burada da bir tane daha var. 3 taneymiş. Başka var mı ya? O 2 tane ben nereye hatırlıyorum? Yok diğerleri Japonez. Bakın şu arkada Japonez var. Şurada. Hop gel bakalım. Gitti karbon fibere yapıştı tabii üşüdü. Japonezler çok temiz, çok güzel çıkıyorlar. Ufacık çıkıyorlar. Yani Isabel Ligorin de bayağı var dostlar. Şimdi bazı Isabellerde daha sarı. Bazıları daha gri.
Yani acaba bunun cinsiyet üzerinde bir etkisi var mıdır? Bilen dostlar paylaşırsa sevinirim. Şurada iki tane bu sarılar Bresse'dir dostlar. Ben de diyorum ki sarı civcivler ne? Şurada bir Bresse var. Çünkü ligorinimiz yok hiç burada. Bir tane daha gördüm. İki tane Bresse'miz çıkmış. Zaten yumurtası azdı. Yumurtaya yeni başladı Bresse'ler. Bakın şurada da bir tane Bresse var. O sarılar Bresse. Biz de kendi hayvanımızı zor hatırlıyoruz arkadaşlar ya. Durumumuz iyi değil. Bakın lekembel derler. Yerim ben sizi. Durumlar böyle. Dostlar, ben de ufak ufak kaçayım. Sahur vakti geldi. Herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bunlar bize Ramazan'ın ilk sürprizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Böyle inşallah size iftar saatine kadar stresinizi alacak bir video olmuştur diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.